Partimizde uzun süre emek vermiş, partimizin teşkilat bilincini her kademede topluma aktarmış, teşkilatımıza aktarmış Savaş Nurullah Kıylık Başkanımızın aday adaylık başvurusu için buraya geldiniz. Bizler de inşallah birazdan bu töreni gerçekleştireceğiz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Başkanımın 1 milyon 129 bin nüfuslu bir şehire, bu şehrin yönetimine, bu şehrin geleceğine, bu şehrin sorun ve sıkıntılarına aday olduğu için ayrıca tebrik ediyorum başkanımızı. Yarın akşam başvuru sürecimiz doluyor. Akabinde pazar günü temayül yoklamamız oluyor. Ondan sonra da 8 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na aday listelerimiz teslim edilecek. Akabinde de 14 Mayıs'a kadar bir fiil sahada olacağız. Şimdi bu kısa sürede ben bu işi göreve geldikten sonra, tabii işimiz zor, bu işi bir plan doğrultusunda götürelim istedik. Dediğiniz gibi 2012 yılından bu tarihe kadar biz bu teşkilatta neredeyse her kademesinde görev yaptık. Yani ilçe başkan yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevlerini yaptık. 5 seçimde de İl Hukuk, SKM'de İl Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu olarak görev yaptık. Dolayısıyla başkanım az önce ifade ettiler, teşkilatın öz çocuğuyuz. Bütün gençliğimiz, hayatımız bu binada burada geçti. Ben teşkilatın da inşallah desteğini çok önemsiyorum. Tekrardan sağ olun desteğiniz için. Sayın başvurumuzu inşallah bugün sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Bizim partimiz diğer siyasi partilerden farklı olarak bu defa değil mi başkanım, aidat almadı ve bunun yerine AFAD'a, depremzedeler için AFAD'a bağış şeklinde yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda. Bunu da ben çok anlamlı buluyorum. Bu vesileyle de orada deprem bölgesinde unutmamak lazım. Elbette hukuk ülkesi, seçime gidiyoruz, fakat orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Yaralara da şifalar diliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tecrübesiyle birlikte oradaki yaraları en kısa sürede saracaktır. Biz de kampanyamızı inşallah mütevazi bir şekilde geçireceğiz. Van siyasetinde 10 yıldır aktif olarak bulunuyorum. Dolayısıyla ben vilayetimizin sorunlarını, problemlerini iyi bilen bir kardeşinizin, hemşerilerin, Vanlıların neler istediğini, taleplerinin ne olduğunu gayet farkındayım. İnşallah milletvekili olduğumuz zaman burada sizlerin huzurunda, ailemizin huzurunda şunun sözünü, taahhütünü veriyorum. Ulaşılabilir, aktif çalışan, proje üreten, değer üreten, Van'ı hak ettiği noktaya getirecek projeleri takip eden çalışkan bir milletvekili olacağımızın sözünü inşallah ben buradan hepinize veriyorum.